Saatlerimiz 6:02 dakika geçiyor. Tarihte bugün yani 4 Şubat. Tarihte bugün 4 Şubat'ta neler olmuş? 1789 George Washington Amerika'nın ilk başkanı seçilmiş. 1794 Fransa tüm sömürgelerinde köleliği yasaklamış ama sömürgecilik ruhu devam etmiş ta bugüne kadar. Şimdi Fransa Afrika'dan kovuluyor biliyorsunuz. 1902 Paris'te 1. Jön Türk Kongresi yapılmış. 4 Şubat'ta İskilipli Atıf Hoca idam edilmiş. 4 Şubat 1926'da mekanı cennet olacak inşallah. Hatay'da yer adlarının Türkçeleştirilmesi kararlaştırıldı 1947 4 Şubat'ta. 1964 Talat Aydemir, Fethi Gürcan, Osman Deniz, Erol Dinçer'in idam cezaları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylandı 1964 4 Şubat'ta. 1976 Guatemala ve Honduras'ı vuran 7.5 büyüklüğündeki depremde 22.778 kişi öldü. 4 Şubat 1976, 1997. 2 Şubat'ta Sincan Belediyesi'nin düzenlediği Kudüs Gecesi'ne tepki olarak tanklar Sincan'dan geçti. 4 Şubat 1997 Orgeneral Çevikbir bunun demokraside balans ayarı olduğunu söyledi. 4 Şubat 2018 Cumhurbaşkanı Erdoğan Celal Bayar'ın ardından 59 yıl sonra Vatikan'a Cumhurbaşkanlığı düzeyinde ilk ziyaret yaptı. Sanatçı Üner Coşküner 2021 4 Şubat'ta 58 yaşında hayatını kaybetti. Burası A Haber. Saat 6'yı 4 dakika geçiyor. Sevgili seyirciler ve sevgili dinleyiciler, şimdi geceden kalan haberler bölümü var. Ve geceden kalanlar bölümüyle devam ediyoruz yayınımıza sevgili seyirciler, sevgili dinleyiciler. İlk haber geceden kalan elimize ulaşan İstanbul'dan Sarıyer'de iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kurşunlardan biri çöp atmak için evden çıkan 14 yaşındaki Dilan Tekele isabet etti. Boynundan vurulan çocuk hastaneye kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu bildiriliyor. Kavgada silah çektiği iddia edilen Özcan Şeyi vatandaşlar yaklaşık 2 kilometre kovalayarak yakaladılar. Zanlıyı linç edilmekten polis kurtardı. Geceden kalanlar bölümüne devam ediyoruz. Burası A Haber Sabah Ajansı'nı takip ediyorsunuz. Saatlerimiz 6:05 dakika geçiyor. Şu anda görüntülerini seyrettiğiniz hadise Elazığ'da yaşanmış. Bir kişi yürüdüğü kaldırımın çökmesi sonucu oluşan çukura düştü. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan adam kurtarıldı, hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hadise Elazığ'da yaşanıyor. Kaldırımda yürürken kaldırım çöküyor ve adam çukura düşüyor. Durumu iyiymiş. Ordu'dan bir haberle geceden kalanlar bölümüne devam ediyoruz efendim. 2 otomobil ve 1 minibüs çarpıştılar. Ordu'da otomobiller savruldu, minibüs takla attı. Zincirleme kazada 3 araçta bulunan 9 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar tedavi altına alındılar. Hadise Ordu'da yaşanmış. Saat 6'yı 6 dakika geçiyor. Sabah Ajansı geceden kalanlar bölümüyle sürüyor. Bu görüntülerse Adana'dan hijyenik ürün üretimi yapan fabrikanın deposundan alevler yükseldi. Yangın kimyasal maddeler nedeniyle kısa sürede büyüdü. Geniş bir alana yayıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler 2 saatlik müdahalenin ardından güçlükle kontrol altına alındı. Bu görüntüler Adana'da. Saat 6:07 dakika geçiyor. Sabah Ajansı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna için çabaları hakkındaki haberle devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna'ya çok kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin davetlisi olarak Kiev'e resmi ziyarette bulundu. Erdoğan'ı Borispil Havalimanı'nda Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasil Bodnar'la Ukrayna Dışişleri Bakanlığı yetkilileri karşıladı. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eşlik etti. Erdoğan ilk olarak 2. Dünya Savaşı'nda ölenlerin anısına yapılan meçhul asker anıtına çelenk bıraktı. Törende Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin eşi Olena Zelenski de yer aldı. Daha sonra resmi karşılama törenine geçildi. Tören Marinski Sarayı'nda gerçekleşti. İki ülkenin marşlarının çalınmasının ardından Başkan Erdoğan askerleri selamladı. Tören sırasında dikkat çeken anlar da yaşandı. Zelenski ile birlikte kırmızı halıda yürüyen Başkan Erdoğan, Ukrayna'daki haber nöbetini sürdüren A Haber programlar şefi Emine Kavasoğlu'na da selam verdi. Buralardasın. Buradayım, evet, 15 Ardından da iki lider baş başa görüşmeye geçti. Görüşmenin ana gündem maddesi Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığına ve bölgede yükselen tansiyondu. Görüşme sonrasında yüksek düzeyli Stratejik Konsey 10. toplantısı düzenlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretinin ardından neler oluştu, hangi anlaşmalar meydana geldi, onlara bir bakacağız. Türkiye ile Ukrayna'yı stratejik ortak seviyesine ulaştıran deklarasyon imzalandı. İki ülke arasında serbest ticaret anlaşmasına da varıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'ya Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in 10. toplantısı dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyarette iki ülke işbirliğinin derinleştirilmesi imkanları ele alındı. Bu doğrultuda Başkan Erdoğan'la Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski huzurunda serbest ticaret anlaşmasının da aralarında bulunduğu toplam 8 anlaşmaya imza atıldı. İkili ticaret hacminde hedef 10 milyar dolar olarak belirlendi. Geçtiğimiz sene %60'a yakın artışla 7,5 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizi 10 milyar dolar hedefine yükseltmek için atılabilecek adımları değerlendirdik. Az önce imzalanan serbest ticaret anlaşmasının bizi bu hedefe hızlı bir şekilde taşıyacağına yürekten inanıyorum. Anlaşmalar arasında turizmin yanı sıra ileri teknoloji ve havacılık alanındaki işbirliği projeleri öne çıkıyor. Turizm alanındaki işbirliğimiz de giderek güçleniyor. Salgına rağmen geçtiğimiz yıl 2 milyondan fazla Ukraynalı dostumuzu ülkemizde ağırladık. Bu senede yeni rekorlar kıracağımıza eminim. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Türkiye-Ukrayna ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilerek iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesi imkanları ele alındı. İki ülke arasında ileri teknolojiler, havacılık ve uzay alanında işbirliği çerçeve anlaşması hayata geçirildi. Anlaşma çerçevesinde 2035 yılına kadar Türk yatırımlarına kurumlar vergisi, katma değer vergisi, gümrük vergisi istisnaları sağlanacak. Türk firmalarının ileri teknoloji, havacılık ve uzay alanında Ukrayna'da yapacakları yatırımlara da özel teşvikler verilecek. Ekonomik işbirliğimizin en önemli sütunlarından birisi Ukrayna'daki yatırımcılarımızdır. Türk şirketlerinin Ukrayna'da altyapı projelerini başarıyla tamamlamaları bizleri gururlandırıyor. Saat 6:11. Efendim, konuyla ilgili olması açısından çok önemli bir cümleyi sarf etmeden geçip gitmek istemiyorum diğer habere doğru. Rusya ve Ukrayna savaşsınlar istiyorlar. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere başta olmak üzere Batı dediğimiz o emperyalist yamyamlar. Biz bu gerçeği buradan görüyoruz. İnşallah Ruslar ve Ukraynalılar da bu gerçeği bizim gördüğümüz gibi görüyorlardır. Gerçi Putin buna benzer bir açıklama yaptı. Dün gazetelerde vardı. Şuşa beyannamesi ile ilgili gelişmelerle yayınımızı sürdürüyoruz. Burası A Haber. Şuşa beyannamesi bizim için son derece açıklayıcı, son derece yolumuzu, önümüzü, sadecimizi belirleyici bir belge. Türkiye ile Azerbaycan'ın askeri ve savunma alanında ortak hareket etmesini öngören Şuşa beyannamesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bu belge istikamette, bu çerçevede yaptığımız çalışmalar vardı. Beyanname ile Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ve derinleştirilmesi amaçlanıyor. Askeri eğitim işbirliği konularında çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmekte. Bu konularda önemli adımlar attık, atmaya devam ediyoruz. İki ülke anlaşmayla ortak çıkarlara dayalı bölgesel ve uluslararası stratejik konularda koordinasyon içerisinde olacak. Taraflardan herhangi birine bir saldırı ya da tehdit olması durumunda Birleşmiş Milletler Anlaşması çerçevesinde ortak yanıt verilebilecek. Şuşa beyannamesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 15 Haziran 2021'de Azerbaycan'ın Şuşa kentinde imzalanmıştı. Bir millet iki devlet Azerbaycan'a İstanbul'dan, Türkiye'den içten selam ve saygılarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz ve Sabah Ajansı'na devam ediyoruz. İlker Reis isimli bir YouTube hesabı var. İlker Özdemir, Türk balıkçı. Bakın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, aziz ve asil milletimizi, mavi vatanı nasıl güzel savunuyor. Ne yapabilirsin ki? Ne yapabilirsin? Burası sizin değil. Hiçbir şey yapamazsın. Hiçbir şey yapamazsın. Uluslararası. Siz kimsiniz? Hayır. Sen kimsin? Sen kimsin? Kimsin sen? Gel gelebiliyorsan. Aradık saygı önü biraz daha kaçarsınız. Siz bu kadar insanlarsınız. Siz bu kadar insanlarsınız. Hainsiniz. 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 Gel müdahale et. Gel müdahale et. Hadi müdahale et. Gel müdahale et. Gücün yetiyorsa gel. Gücün yetiyorsa gel. Siz ancak böylesiniz. Hiçbir şey yapamazsınız. Gel gelebiliyorsan. Gel. Ben kimseden korkmuyorum. Burası uluslararası. Sen kimsin? Sen kimsin? Burası uluslararası, bana anlatmayın. Geçiyoruz sen. 3300. Burası uluslararası. Efe, al kayıtı satelitten. Burası 6300 yanda. Hayır, müdahale edin o zaman. Müdahale edin. Müdahale edin. Bunlar bu denizlerde. Bütün balıkçılarım da böyle davranıyorlar. Yaptıkları hep aynı şey. Her daim müdahale ediyorlar. Ama güçleri yetmeyecek arkadaşlar. Sizlerin desteğiyle yaptıklarını ifşa ederek tüm ülkeye anlatacağız. Kim ne yaparsa yapsın. Herkes hakkı olanı savunmalı. Her şekilde. İşte görüyorsunuz. Ancak bunu yapabilirler. Bize silah da çektiler. Her türlü müdahalede bulundular. Biz hiçbir zaman vazgeçmedik. İşte Efe, bayrağımız orada. İşte Yunanlar orada. Artık bunlara herkesin dur demesi lazım. Biz zaten dur diyoruz. Gücümüz yettiğince diyeceğiz de. Biz biliyoruz ki halkımız yanımızda. Ülkemiz yanımızda. O yüzden hakkımız olanı sonuna kadar her şekilde müdahale edip korumaya çalışıyoruz. Bizler olmasak bu alanı kendileriymiş gibi kullanacaklar. Her şekilde de müdahale edecekler. Ama tabii olmayacak. Bakın, seyredin. İlker Özdemir, balıkçının adı bu. Helal olsun İlker Reis. İlker Reis isimli YouTube hesabından bu görüntüleri paylaştı. Çok özel ve önemli bir konu bu. Aziz ve asil milletimizin mavi vatanından bahsediyoruz. Orası da vatan toprağı değil, vatan denizi. Mavi vatan kavramını savunuyor. Vatan toprağını, eğer böyle savunmalar yapılmazsa onların iddiası olan burası bizim cümlesi hayata geçmiş oluyor. Devam ediyoruz. İlker Özdemir'e, İlker Reis'e, Türk balıkçıya selam söyledikten sonra Yunanistan'ın korkunç insanlık suçundan bahsedeceğiz. Göçmenlere yaptıkları korkunç, iğrenç zulmü anlatacağız ve göstereceğiz. Ha, Avrupa'nın gözü önünde değil, Avrupa'nın bilgisi dahilinde ve talimatıyla yapıyor bunu Yunanistan. Kayda geçirelim efendim. Yunanların ölüme ittiği göçmenlere Türk askeri sahip çıktı. Türk askerlerden Allah razı olsun, bize geldiler, hemen arabaya aldılar bize. Yunanistan denizde olduğu gibi karada da göçmenlere zulmediyor. Bizi cezaevine attılar, 4 gün aç susuz bıraktılar, dayak, işkence, her türlü şekilde davrandılar. Hani hiç acıma yok, kadınlara karşı, erkeklere karşı hiç fark etme, çoluk çocuk. Hani herkes aynı şekilde davranıyor. Bizi Türkiye'ye attılar, Türkiye sınırına yattıklarında da kovaladılar sopalarla. Edirne İpsala'daki sınır hattında Yunan askerleri tarafından kıyafetleri ve ayakkabılar alınarak geri itilen düzensiz göçmenlerden 19'u donarak hayatını kaybetti. Onun burnuna darbe edildi. Ayağına çok vurdular. Ayağı platiniyle fazla bir şey gözükmüyor. Bununla sopayla vurdular. Benim kafamı 5 kere arabaya vurdular. Bölgede arama tarama faaliyetini sürdüren güvenlik güçleri 35 göçmeni donmak üzereyken buldu. Onlara sahip çıktı. Kıyafet ve yiyecek verdi. Yunanistan unsurları tarafından kıyafetleri soyulup darp edilerek Türkiye'ye gönderilen düzensiz göçmenlere Türk Silahlı Kuvvetleri sahip çıktı. Onların tek bir isteği var. Tüm dünyanın tek bir ağızdan bu zulme dur demesi. Türk askerlerden Allah razı olsun, bize geldiler, hemen arabaya aldılar bize. Sıcak bir yer götürdüler bize, ekmek yemek falan verdiler, elbise, ayakkabı, her şey bize verdiler. Yunanistan tarafından ölüme itilen göçmenler yaşadıkları zulmü anlattı. 2 gün orada biz hapishanede yattık, donduk. Ben şimdiye kadar hasta oldum. Diğer arkadaşlar da darbe yediler, soba yediler. Bu sözler Yunanistan'ın insanlık dışı zulmünü göz önüne serdi. Öte yandan Edirne Barosu sınır hattında yaşanan dram nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapacak. Bu arada Fethullahçı terör örgütü mensuplarını ve PKK-PYD, YPG'lileri, DHKPC'li kanlı katilleri bilerek, isteyerek ve planlayarak kabul ediyorlar. Onları dövüp ölüme terk etmiyorlar. Onu da kayda geçirelim, tarihe ve yayına not düşelim. Öğretmenlik meslek kanunu ile ilgili haberle Sabah Ajansı'na devam edelim. Burası A Haber. ...24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir müjdemizi daha eğitim camiamızla paylaştık. Çalışmaları tamamlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu inşallah kısa sürede meclisimizin takdirine sunacağız. Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kanunla yüksek lisans yapanların uzmanlık, doktora yapanların da baş öğretmenlik sınavından muaf tutulması planlanıyor. Birinci derecedeki öğretmenlerimizin ek göstergelerini daha önce söz verdiğimiz şekilde 3600'e çıkarıyoruz. Ayrıca sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımını da ortadan kaldırıyoruz. Kanunla adaylık kaldırma sınavı kalkıyor. Onun yerine öğretmenlere hem oryantasyon hem de mesleki gelişim içeren bir süreç tanımlanıyor. Öğretmen adaylarına ilk 3 ay ders görevi verilmeyecek. Adaylık süreci 1 yıldan az, 2 yıldan çok olmayacak. Aday öğretmenler yaklaşık 1 yıl boyunca eğitim programlarını tamamlamak zorunda. Bu programı tamamlayanların öğretmenlik süreci başlayacak. 10 yılı dolduranlar sınavda başarılı olurlarsa uzman öğretmenlik sertifikasını alabilecek, maaşlarına 1000 liralık ek zam gelecek. Ancak yüksek lisans yapanlar bu sınavdan muaf tutulacak. 10 yılını doldurmuş öğretmenlerimize uzman öğretmenlik imkanını getiriyoruz. Eğitimlerini tamamlayan ve yapılan sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenlerimiz hem bir derece alacaklar hem de maaşlarında 1000 lira artış olacaktır. Yüksek lisans yapmış öğretmenlerimiz ise sınavdan muaf tutulacaktır. Kanunla sözleşmeli kadrolu öğretmen ayrımı kalkıyor, öğretmen tanımı geliyor. Getirilen tüm yenilikler sözleşmeli ve kadrolu ayrım olmaksızın herkese uygulanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tartışmayla devam ediyoruz yayınımıza. HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un İslam dinine yönelik sözleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'da tartışmalara neden oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden, Milliyetçi Hareket Partisi'nden milletvekilleri bu sözlere çok sert tepki gösterdiler. Biz kadınlar özgür olabileceğimizi öğrendik. Ve ne 500 yıl ne 1500 yıl öncesine gitmeye hiç niyetimiz yok, götüremezsiniz. 1500 yıl önce diye geçmişe bir atıf yaparaktan İslami değerleri hiç kimse aşağılayamaz. HDP'yi hedef gösteren dindarlıktır. Herkes haddini, hududunu, sınırını bilecek. HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un İslam dinine karşı sözleri tartışmaya neden oldu. Mecliste tansiyon bir anda yükseldi. Size neden gerici diyoruz biliyor musunuz? Çünkü sizler ta 500 yıl geride kalmış Osmanlı'yı, 1500 yıl geride kalmış din esaslı toplum düzenini yeniden hortlatmaya çalışıyorsunuz da ondan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kutsal değerlerimize kimseyi laf ettirmeyiz. Herkes haddini hududunu bilecek. Eğer maksadını aşmışsa gelsin buradan, tekrar sözlerini geri alsın. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu olarak sizi telin ederiz, sizi kınarız. Sizi ademi mahkumiyete mahkum ederiz. Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşmeleri sırasında kayda geçti bu görüntüler. HDP ile AK Parti milletvekilleri karşı karşıya geldi. Kime bağırıyorsunuz siz? Bu ülke layık bir hukuk devletidir. İnanmayana da saygı duyuyoruz. HDP'li Ersoy'a MHP Grup Başkan Vekili Levent Bülbül de tepki gösterdi. Demin yapılan konuşma ne dersek diyelim laiklikle savunulabilecek, laikliğe dayanılarak mazur görülebilecek bir konuşma değil kanaatimizce. Konuşmacı, HDP'li konuşmacı 500 yıl önceki Osmanlı'nın efendime söyleyeyim kurallarıyla, kaidesiyle 1500 yıl önceki dini bir takım kurallarla ki İslamiyet'i tamamen bir dogma, bir kalıplar içerisine sokarak dinimizin hiç olmadığı şekilde gösterilmesi ve 2500 yıllık Orta Asya masalları denilerek de kültür medeniyet köklerimizin adeta neredeyse tamamına yönelik olarak provokatif bir konuşma yapılmıştır. Asla ve asla kabul etmek mümkün değildir. İngiltere'yi vuran enerji krizi haberiyle Sabah Ajansı devam ediyor. Burası A Haber. Bir yanda Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz, diğer taraftan her geçen gün Avrupa genelinde iyiden iyiye hissedilen enerji darboğazı. Enerji fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor. İngiliz Enerji Denetim Kuruluşu Ofgem, Nisan ayında enerji faturalarının %50'nin üzerinde artacağını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada Nisan ayında faturalara en az %54 oranında artış yapılacak. Bu düzenleme sonucunda ayda ortalama 1300 sterlin fatura ödeyen bir İngiliz, Nisan ayı ile birlikte faturalara 700 sterlin fazla ödemek zorunda kalacak. Artan doğalgaz fiyatları Avrupa genelinde birçok ülkenin enerji faturasını yükseltiyor. Hem Euro bölgesi hem de İngiltere'de yaşanan enflasyonun temelinde de hızla artan enerji fiyatları geliyor. Enflasyonla mücadele eden bir başka ülke ise Amerika Birleşik Devletleri. Yapılan ankete göre Amerikalıların enerji politikası memnuniyeti son 20 yılın en düşük seviyesine geriledi. Halkın %73'ü artan benzin fiyatlarından şikayetçi. Ülkede ortalama 1 galon benzine $3,38 ödeniyor. ABD halkı bu durumun nedeninin Biden yönetiminin başarısız enerji politikaları olduğunu ifade ediyor. Saat 6.34 gazete başlıklarıyla devam ediyoruz yayınımıza. Sabah gazetesi, Kiev'de tansiyonu düşürme zirvesi, Putin, Çin gezisi sonrası gelecek. Köye ulaşsalardı kurtulacaklardı. O korkunç ölüm fotoğrafı, mülteciler Yunanistan tarafından geri itilince nasıl öldüler? Haber, köye ulaşsalardı kurtulacaklardı. Bizi tanımayanı biz de tanımayız. Erdoğan Ukrayna krizine barışçıl çözüm aramak üzere Kiev'e gitti. Avrupa Konseyi'nin Kavala kararına sert tepki gösterdi. Ayrıntılar var efendim. Türk Gün, barış için hazırız. Görüşme Türkiye'de olsun. Yine Ukrayna-Rusya arasındaki ilişkiler Türk Gün'de manşet. Kavala ile ilgili Başkan Erdoğan'ın sözleri de öyle. MHP'nin kampı bugün başlıyor. Akşam barış için ev sahibi oluruz. Yine Başkan Erdoğan'ın sözleri manşette. Efendim, Tarık'ın kanı yerde kalmadı. Şehitimizin ismi Tarık. Dün üzülerek bu haberi paylaşmıştık. 43 hain öldürüldü. Onunla ilgili son durum. Ve efendim Yeni Şafak, ev sahibi olmaya hazırız. Yeni Şafak'ta bu başlık var. Eşcinsele seçim vaadi. Sadece afiş değilmiş. Kemal Kılıçdaroğlu'nun son zamanlarda bazı kentlerdeki afişi, eşcinsele seçim vaadi diyor Yeni Şafak. Türkiye gazetesiyle devam ediyoruz yayınımıza efendim. Türkiye gazetesinin ilk sayfasındaki başlıklara bakalım. Beşiktaş şimdi de Onyekuru'nun peşinde. Ev sahibi Türkiye, Rusya ile Ukrayna krizinin çözümü için Erdoğan'dan anlamlı teklif geldi. Ve Metaverse çarpmasın. Sanal alemde arsa satışının ardından domain adresi vurgunu başladı. HDP'li vekile dağda özel muamele. Mağaranın VIP misafiriymiş. Efendim bu HDP'lilerin durumu bu. Öyle PKK'lıların belirlediği bir milletvekili listesiydi zaten. Bu ayrıntılar var. Tanışması da yalan çıktı. O hariç kimse giremezdi. Semra Güzel buradan 7 defa çıkmış. Kimsenin alınmadığı PKK kamplarına rahatlıkla girip ağır konuk olarak ağırlanmış. 43 PKK'lı öldürüldü, 15'i teslim oldu. Rahat uyu Tarık diyor başlıkta. TOB 154 ilçeye 154 okul yapacak. Rıfat İsharcıklıoğlu ve Milli Eğitim Bakanı'nın fotoğrafları var. Ihlamur altına yaklaştı pandemiyle birlikte. Ihlamur'un değeri arttı. İkizler kanseri birlikte atlattı. Fotoğrafları var. Kardeş dayanışması deniyor. Dostlarının arasında kaldı. Kılıçdaroğlu zorda ortak aday meseleleriyle ilgili. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de operasyon düzenledi. DAEŞ lideri evinde vuruldu. Gönüllüler pozitif çıktı. Çalışma yarıda kaldı. Önemli bir haber efendim. Dil altına uygulanan yerli Covid-19 aşısı için bu gelişmeler yaşandı. Enflasyon zirveyi gördü. İş dünyası ile ilgili bir haber var. Depremi 6 saniye erken öğreneceğiz. O da Türkiye gazetesinden aktaracağımız son haberdi. Saat 6.37. Sabah ajansı sürüyor. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun ağabeyi Ahmet Kalyoncu hayatını kaybetti. Ahmet Kalyoncu bugün Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cuma namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz ailesine, sevenlerine, Allah sabır versin. İstanbul'da yaşayan ve bir süredir geçirdiği akciğer hastalığı nedeniyle çeşitli hastanelerde tedavi gören Kalyon Şirketler Grubu'nun kurucularından Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun ağabeyi, iş adamı Ahmet Kalyoncu 77 yaşında vefat etti. Ahmet Kalyoncu'nun cenazesi Süreyya Paşa Hastanesi'nden alınarak bugün toprağa verilmek üzere Ankara'ya uğurlandı. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun ağabeyi Ahmet Kalyoncu, Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cuma namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Mübarek 3 aylara girmiştik efendim. Regaib gecesini yaşadı milletimiz, memleketimiz. Dua ederim Allah'ım ibadetlerimizi, şükürlerimizi, zikirlerimizi, dualarımızı, selatu selamlarımızı, namazlarımızı kabul buyur. Kusurlarıyla beraber yalvarıyoruz sana. Amin. Eller semaya açıldı. 3 ayların müjdesi Regaib gecesi dualarla idrak edildi. Çok önemli bir gün tabii ki dinimiz açısından. Yani üç ayların başlangıcı. Bu geceyi mübarek olarak biliyorum. Bu gece az önce namaz kıldık, işte dua ettik. Yani güzel bir gece. Çoluk çocuğumuza dua ettik. Maalesef koronavirüsünle savaşıyoruz. Hastane kapılarında olanlara da hepsine şifa diliyoruz. Türkiye'deki tüm camilerde Regaib Gecesi'ne özel programlar düzenlendi. Dualar edildi, Kur'an-ı Kerim tilavetleri okundu. Regaib Gecesi'nin o mübarek iklimini yaşamak isteyen ve özellikle Anadolu yakasında oturan İstanbullular Çamlıca Camii'ni tercih etti. Burada toplandılar, ellerini Allah'a burada açtılar. Biz Almanya'dan geliyoruz buraya. Tüylerim diken diken oldu. Feyzini almak için, bu güzel geceyi idrak etmek için buradayız inşallah. Kalabalıkta namaz kılmak gerçekten ayrı bir huşu veriyor. Ondan dolayı Çamlıca Camii'ne ziyarete geldik. Mübarek 3 aylarımız başladı. Bu da ilk kandilimiz. Kızım da bu havayı teneffüs etsin diye bu akşam buradayız birlikte. Kardeşim var benim, Seraplar Partisi'de, onun için dua edeceğim. Bütün hastalara, acil şifa bekleyenlere, dertli olanlara Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Eller semaya kaldırıldı, dualar edildi. Tüm yurtta olduğu gibi yüzlerce kişi de Eyüp Sultan Camii'ne geldi ve Regaib Gecesi'ni idrak etti. Tüm Müslüman aleminin kandili kutlu olsun. Mübarek olsun. 3 ayların da başlangıcı. Oruçlarımızı tuttuk, dualarımızı ettik. Allah kabul etsin. Güzel bir ortam. Tüm Müslüman aleminin kandilini kutlarım. Cenab-ı Allah bugüne bizi elde ettiği için bin kere şükürler olsun. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanlar İstanbul'da Ayasofya Kebir Camii'nde buluştu. Bu sene kısıtlamasız olarak Regaib Gecesi ihya edilirken yan yana namazlar kılındı, dualar edildi. Allah hepimizi affetmesini istiyorum. Allah'a o kadar çok teşekkür ediyorum ki sizin de karnınız mübarek olsun. Bugün Regaib Gecesi. Allah bize buraya gelip ibadet etmeyi nasip etti. Bunun için çok mutluyum. Bu mübarek günde böyle kutsal bir ortamda geçirmek istedik. Çok güzel bir ortam oldu. Allah dualarımızı kabul eder inşallah. Bu gece çok güzel bir gece. 3 aylara girdiğimiz gece ve burada Ayasofya'da bugünü yaşamak benim için çok çok önemli bir şey. Çünkü daha evvel ben buraya maalesef turist halinde gelmiştik, gezdik. Ama bugün ne mutlu bize ki çok şükürler olsun namazlarımızı kıldık. Program da güzeldi. Cemaatimiz de güzeldi, Allah'a şükürler olsun. Burayı camiye açan Cumhurbaşkanımızdan da Allah razı olsun. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Şırnak'ta Regaib Kandili programına katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, dualar edildi. Zamanı, sorumluluklarımızı, Rabbimizin nimetlerini, ibadetlerimizi muhasebe ve tefekkür gecesidir bu gece. İmanla, salih amelle, hakkı tavsiye ile, sabrı tavsiye ile yaşamayı hepimize nasip eylesin inşallah. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da kandil dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, milletimizin ve İslam aleminin müşerref olduğumuz mübarek 3 aylarıyla bu gece idrak ettiğimiz Leyle-i Regaib'ini tebrik ediyorum. Bu bereketli günlerin tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum ifadelerini kullandı. Şırnak'ın Cizre ilçesinde şehit olan piyade er merhum şehidimiz Tarık Tarcan'ın kanı yerde bırakılmadı. O teröristler bir bir yok edilecek. Teröristlerin arkasında devletler var. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in başını çektiği o Haçlı Hristiyan Siyonist Yahudi ittifakı bu teröristlerin asıl sahibidir. Terör örgütü PKK-YPG, Suriye'nin Halep iline bağlı Elbap ilçesinde sivilleri hedef aldı. Mehmetçik teröristlerden misliyle hesap sordu. Gelişmeyi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Twitter üzerinden yapılan o paylaşıma şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız notu düşüldü. Elbap, Dadat, Cibrin ve Tal Malit bölgelerindeki üs bölgelerine taciz ateşi açan teröristlere Cizre şehidi piyade er Tarık Tarcan için cezalandırma atışları yapıldı. En az 34 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 43 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu. Açıklamada terör örgütü PKK-YPG'nin huzur ve güven ortamını bozma hayallerini boşa çıkarmaya devam edeceğiz ifadesine yer verildi. Milli Savunma Bakanlığı dün de Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açarak saldırı girişiminde bulunan 9 PKK-YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu. Merhum şehidimiz Piyade Er Tarık Tarcan memleketinde toprağa verildi. Haberin ardından dua edeceğiz inşallah. Mübarek bir gecenin ardından sabahında o gecenin şehitlerimiz için, başta merhum şehidimiz Tarık Tarcan olmak üzere bütün şehitlerimiz için dua etmeye davet edeceğiz inşallah sizleri. Bismillahirrahmanirrahim. Şehit babası tabut başında oğlundan helallik istedi. Şırnak'ın Cizre ilçesinde şehit olan Piyade Er Tarık Tarcan için memleketi Eskişehir'de tören yapıldı. Şehidin naaşı Reşadiye Camii avlusuna getirildi. Acılı baba Hilmi Tarcan, tek evladının başında hakkını helal et oğlum diyerek tabuta sarıldı. Cenaze namazının ardından şehit Er Tarcan'ın naaşı top arabasına kondu. Ailesi top arabasının ardından gözü yaşlı yürüdü. Şehit ardından Vişnelik Hava Şehitliği'nde defnedildi. Evet, yavaş. Çek. Yavaş. Terhisine 20 gün kala şehit düşen 27 yaşındaki Piyade Er Tarık Tarcan bekardı. Devam edelim yayınımıza efendim. Gurbetçi hastanın imdadına yine Türkiye yetişti. Almanya'da ölüme terk edilen gurbetçi hastanın imdadına Türkiye yetişti. Karaciğerinde tespit edilen tümör sonrası doktorların tedavi uygulamayı reddettiği Ahmet Demiray ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Sağlık Bakanımıza. Bütün yardım eden herkese babacığım. Bütün yardım eden milletvekillerime Allah razı olsun. Safra kanalına bağlı karaciğer kanseri teşhisi koyulan Ahmet amcanın yaşadıklarını kızı Reyhan Demiray anlattı. Sordum, terapi var mı? Yok. Nasıl yok dedim. Peki dedim ameliyat? Özür dilerim ama yok. O bana sordu, babanızı Türkiye'ye mi götürmeyi düşünüyorsunuz? Evet dedim, burada doğru düzgün bakılmadığı için ve bu tür şeylerden haberdar olmadığım için evet biz kendi memleketimize götürmek istiyoruz. Bana dedi ki, babanız nerede ölsün istiyorsunuz? İnsan yaşamının adeta hiçe sayıldığı olaya bir tepkide Ahmet Demiray'ın eşi Gönül Demiray'dan geldi. Gerçekten sağlık sistemleri bitmiş. Ya en başeti biz Türk'üz, yabancıyız. Bizi ya benim eşimi öldürüyordular ya. Benim eşimi öldürmeye tercih ettiler. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla Türkiye'ye getirilen Ahmet amcayı Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer bizzat uğurladı. Ahmet amcacığım çok geçmiş olsun. Allah razı olsun. İnşallah Türkiye'de çok daha iyi bir tedavi göreceksiniz inşallah. Sağlık Bakanlığımızla biz gerekli bütün temasları yaptık. Sizi bekliyorlar şu anda. Yurt içi ve yurt dışındaki hiçbir vatandaşını yarı yolda bırakmayan Türkiye, birkaç gün önce de Hollanda'da fişi çekilmek istenen 24 yaşındaki Dilara'yı vatanına getirmişti. Hala Avrupa'yı put edinip ona tapanlar var. Batı putperestleri var bu memlekette. Batı putu var, ona tapıyorlar bu memlekette sevgili seyirciler. Kayıtsız, şartsız, koşulsuz, anlamadan, dinlemeden, sorgulamadan, analiz etmeden öğretilmiş bir putperestlik yaşanıyor bu memlekette maalesef. Acı ve ama gerçek. Bakın anlatıyor aile Hollanda'da başlarına ne geldiğini. Erzurum'daki bir hadiseyle devam ediyoruz yayınımıza. Burası A Haber. Erzurum Palandöken'den turist kafilesini taşıyan otobüs kontrolden çıktı ve şarampole devrildi. Turist kafilesini taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı. Yolcular dehşeti yaşadı. Erzurum Palandöken'den turist kafilesi alan tur otobüsü havaalanına doğru yola çıktı. Otobüs şoförü kayak merkezinin virajlar bölgesinde aracın kontrolünü kaybetti. Otobüs şarampole yuvarlanarak devrildi. Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 25 kişi yaralandı. Olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan turistler tedavi altına alındı. Bingöl'deki bir hadiseyle devam ediyoruz yayınımıza. Bingöl'de kaldırımda yürüyen bir kişinin üzerine çatıda biriken kar kütlesi düşüyor. Tonlarca kar kütlesi kaldırımda yürüyen adamın üzerine düştü. Görüntülerin adresi Bingöl. Kar yağışının etkili olduğu kentte şehir beyaza büründü. Çatılarda biriken kar tehlike oluşturdu. Yenişehir Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen bir vatandaş 4 katlı bir binanın önünden geçtiği sırada çatıda biriken kar kütlesi bir anda düştü. Üzerine gelen kar kütlesiyle yere yığılan adam kafasından yaralandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Rusya'nın başkenti Moskova'da aşırı sürat yapan tır, otoyolda çalışma yapan vinçe çarpmış. Otoyolda çalışma yapan vinçe tır çarptı. Metal platformun üzerindeki 2 işçi yola savruldu. Hiçbir güvenlik önlemi alınmadığı görülen korkunç kazanın bedelini işçilerden biri canıyla ödedi. Yaralanan diğer işçi ise hastaneye sevk edildi. Akıl almaz kazanın adresi Rusya. Başkent Moskova'da bir otoyolda yapılan bakım çalışması faciayla sonuçlandı. Aşırı hız yapan bir tır vinçe çarpınca metal platformun üzerindeki 2 işçi otoyola savruldu. İşçilerden biri seyir halindeki otomobilin üstüne, diğeri ise trafiğin ortasına düştü. Talihsiz işçilerden biri olay yerinde hayatını kaybederken diğerinin ise ambulansla hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Moskova Bölge Savcılığı iş makinesinin bağlı olduğu firma hakkında soruşturma başlattı. Elazığ'da bir adam 3 metrelik çukura düşmüş, kaldırım çöktükten sonra oluşan bir çukurdan bahsediyoruz. Bir de yürürken oraya çöktü, içine düştü. Evine gidiyordu. Kendini bir anda yer altında buldu. Sen değil misin ablam? Ayağım çok kötü var. Çok mu ağrım var? Çok. Elazığ'da yaşayan Sait Dağdeviren kaldırımda yürürken bir anda yer çöktü. Talihsiz adam kendini 3 metrelik çukurda buldu. Dağdeviren'in bağırışlarını duyan çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden ekipler güvenlik önlemi alındıktan sonra bacağı sıkışan ve büyük acı çeken Dağdeviren'i kurtarmak için çalışma başlattı. Sakin. Yaklaşık 2 saat süren mücadeleyle talihsiz adam bulunduğu yerden çıkarıldı. Tedavi altına alındı. Saat 7:17 gazete başlıklarıyla sabah ajansı sürüyor efendim. Gazetelerin tamamını açıyoruz ama akşam gazetesini okuyacağız. Köye ulaşsalardı kurtulacaklardı. Sabah gazetesinde o korkunç şekilde Yunanistan tarafından adeta öldürülen mültecilerden bahsediliyor. Kiev'de tansiyonu düşürme zirvesi, Putin, Çin gezisi sonrası gelecek Covid hapının kullanımı, başlıyor ayrıntılar. Bizi tanımayanı biz de tanımayız. Takvim gazetesinde özellikle Kavala kararıyla ilgili bu sözü söyledi. Bizim mahkemelerimizi tanımayanı biz de tanımayız dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Gün'de MHP'nin kampı bugün başlıyor. Barış için hazırız. Rusya-Ukrayna krizinin çözümü konusundaki ayrıntıları biraz sonra yayınlayacağız. Kandil Dağları dayanışması, Yıldıray Çiçek teröristlerle dayanışanlar arasındaki durumu anlatıyor başyazısında. Akşamı okuyacağız efendim. Sadece afiş değilmiş. Yeni Şafak'a bakalım. İlk sayfada eşcinsele seçim vaadi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşcinsellere seçimle ilgili vaatte bulunduğu haberi var ilk sayfada. Diğer gazetelerden farklı olarak. Bakalım Akşam gazetesinde neler var? Fener'de Costa heyecanı, Google depremi mesaj olarak atacak. Güzellik baskısından sıkıldım. Eski Türkiye güzeli Berfu söylemiş. Kripto paraya 320 milyon dolarlık saldırı. Barış için ev sahibi oluruz. Başkan Erdoğan Kiev'den seslendi. Az sonra yayınlayacağız haberi. Hakkını helal et oğlum. Tarık Tarcan merhum şehit evladımız. Tarık'ın kanı yerde kalmadı. 43 hain öldürüldü. Bunu da arz edelim efendim. Dokunulmazlığı kaldırılıyor. HDP'li Semra Güzel'le ilgili hadiseler. Hedef 10 milyar dolarlık ticaret, Ukrayna ile ilgili anlaşmalar. Aşağı doğru inelim. Türk yargısına saygı duyun. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Osman Kavala ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sürecini başlatmasına tepki gösterdi. Net söylüyorum. Mahkemelerimizi tanımayanları biz de tanımayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne demiş? Konsey ne demiş? Bizi ilgilendirmiyor. Avrupa katil Yunanistan'a sessiz, çünkü Avrupa'nın talimatıyla yapıyor Yunanistan bunları. Bu da ben ekleyeyim bu cümleyi de. Amerika Birleşik Devletleri DAEŞ lideri ve 6 çocuğu öldürdü. İlker Reis, yayınladık bu haberi, yayınlayacağız bir daha. Ege'de uluslararası sularda Yunan hücum botu tarafından taciz edilen Türk balıkçılar geri adım atmadı. Cesaretin varsa gel müdahale et diye bağırdı balıkçı İlker Reis. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kartı %92 zamlandı. Yıllık enflasyon %48,69 oldu. Transfer olacağız diye 200 bin TL kaptırdılar. İzmirli iki amatör futbolcu profesyonel olma vaadiyle getirildikleri Kayseri'de büyük hayal kırıklığı yaşadılar. Samsun'da çirkin saldırı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı yerde bulunan 91 yıllık heykelini halat bağlayarak yıkmaya çalışan, başaramayınca kaçan 2 kişi gözaltına alındı. Ve 212 kişinin ismini verdim. FETÖ'nün yeğeni itirafçı oldu. Bu da haberler arasında. Sınırdaki vahşette ölü sayısı da 19 oldu. Sabah ajansı sürüyor. Burası A Haber. Saat 7'yi 21 dakika geçiyor. Şimdi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajları huzurlarınıza geliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Ukrayna ile Rusya arasında yaşananlar konusunda çok önemli ve büyük bir rol üstleniyor. Türkiye olarak yangına körükle gitmek yerine tansiyonu nasıl düşürürüz mantığıyla hareket ediyoruz. Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşmesinin ardından kameraların karşısına geçti. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne verilen önemi vurguladı. Kırım'da dahil olmak üzere Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ettiğimizi tekrarlamak istiyorum. Açıklamasında Başkan Erdoğan, Türkiye'nin arabuluculuk yapabileceğinin bir kez daha altını çizdi. Liderler seviyesinde bir zirveye ya da teknik düzeyde görüşmelere memnuniyetle ev sahipliği yapabileceğimizi bugünkü görüşmelerimizde bir kez daha vurguladım. Başkan Erdoğan diplomasiyi işaret etti. Donbas ihtilafının kontrolü noktasında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Ukrayna Özel Gözlem Misyonu'nun rolünü önemsiyoruz. Minsk anlaşmaları çerçevesinde barışçı ve diplomatik yöntemlerle sona erdirileceğine samimiyetle inanıyoruz. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de Türkiye'ye çabalarından dolayı teşekkür etti. Savaşı bitirme yolunda Ukrayna-Rusya arasında arabulucu olma inisiyatifi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özellikle teşekkür etmek istiyorum. O savaşı noktayı nerede koyacağımız hiç önemli değil. Önemli olan herkesin samimi bir şekilde buna hazır olması. Türkiye ile Ukrayna savunma sanayi alanındaki işbirliğini de geliştirme kararı aldı. Bugün imzaladığımız anlaşma Baykar makina İHA'larının Ukrayna'daki üretimini genişletecek. Bu yeni teknoloji, istihdam, Ukrayna'nın savunma kabiliyetlerinin güçlendirilmesi demek. Bu konuyla ilgili barış görüşmeleri Türkiye'de yapılabilir mi? Bu sorunun cevabına bakacağız. Barış görüşmelerini İstanbul'da yapmaktan mutluluk duyarız. Bu sözler Ukrayna Savunma Bakanı'na ait. Ukrayna Savunma Bakanı Rusya'nın kabul etmesi halinde barış görüşmelerinin Türkiye'de yapılabileceğini söyledi. Ukrayna barış görüşmelerini İstanbul'a veya Türkiye'de başka şehre taşımaktan memnuniyet duyar açıklamasını yapan Savunma Bakanı Rusya'ya da çağrıda bulundu. Şimdi gözler Rusya'dan gelecek yanıta çevrildi. Rusya lideri Vladimir Putin de önümüzdeki günlerde Türkiye'yi ziyaret edecek. Türkiye ile Ermenistan arasında başlayan normalleşme görüşmelerinden bahsedeceğiz. Efendim, Türkiye ile Ermenistan'ın normalleşmesini istemeyen ve sabote edenlerin arasında eli kanlı katiller sürüsü Asala da var. Ona yakın PKK, PYD, YPG de var. Bunların siyasi parti maskeli adamları, arkadaşları da var. Tarihe ve yayına not düşelim efendim. Türkiye ile Ermenistan arasında başlayan normalleşme görüşmelerinde bir adım daha atılıyor. İki ülke arasındaki görüşmelerin ikincisi 24 Şubat'ta Viyana'da yapılacak. Açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. İki ülkenin özel temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki mütakip görüşme 24 Şubat tarihinde Viyana'da gerçekleştirilecektir. Azerbaycan ordusunun 2020'de Karabağ topraklarındaki işgale son vermesinin ardından Türkiye, Ermenistan'a ilişkilerin normalleşmesi çağrısında bulunmuştu. Türkiye'nin çağrısına Ermenistan olumlu karşılık verince iki ülke ilişkilerinin normalleşmesini görüşmek amacıyla 2021'de karşılıklı özel temsilciler atanmıştı. İki özel temsilcinin 14 Ocak'ta Moskova'da gerçekleştirdiği ikili görüşmede Ermenistan'la Türkiye arasında 2020'de sona eren uçuşların yeniden başlamasına karar verilmişti. Bu karar kapsamında Erivan'dan kalkan ilk uçak önceki akşam İstanbul Havalimanı'na inmişti. Vallahi çok memnun olduk çünkü bundan evvel sürünüyorduk. Bilhassa Tiflis'ten gidip gelme, ondan sonra dışarı diğer ülkelerde çok zor oluyordu. Allah razı olsun. Bizim büyüklerimize bu yolları açtılar. Çok memnunuz. Biden'ın yaptığı açıklamayla devam ediyoruz yayınımıza. DAEŞ'in elebaşının öldürüldüğünü duyurdu Biden. Efendiler, hanımefendiler, beyefendiler. Önceki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, kendisinden önceki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı için DAEŞ'i, IŞİD'i, her ne diyorsanız artık bu İslam ve Müslüman düşmanı sapkınları Obama kurdu dedi. Bu laf Amerika Birleşik Devletleri Başkanı tarafından bütün Amerika'ya ve dünyaya ilan edildi. Yani DAEŞ'i bahane edip PKK, PYD, YPG'ye, eli kanlı katillere silah, mühimmat yağdırdılar. DAEŞ da onların, IŞİD, artık her ne diyorsanız o İslam'ı ve Müslümanların sapkın düşmanları da Amerika'nın ve İsrail'in, PKK, PYD, YPG de Amerika'nın ve İsrail'in. Hani yayına ve tarihe not düşmeden geçip gitmek istemedik. ABD güçleri başarılı bir şekilde tüm dünyayı tehdit eden bir terörist olan DAEŞ elebaşını ortadan kaldırdı. ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'dan DAEŞ elebaşı El Haşimi El Kureyşi'nin öldürüldüğünü ilan etti. Askerlerimizin cesareti sayesinde bu korkunç terör elebaşı artık dünyada değil. Amerika Birleşik Devletleri, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'in Atme kasabasında bir eve operasyon yaptı. Operasyonda hedef DAEŞ elebaşı El Kureyşi'ydi. Bir F-16 ve bir helikopter desteğiyle gece yarısı baskın yapıldı. Askerlerimiz teröristi yakalamak için ortaya çıktığında DAEŞ elebaşı çaresiz bir korkaklıkla ailesi ve çevredekileri düşünmeden kendini patlatmayı seçti. Operasyonda çocuk ve kadınların da aralarında olduğu 13 kişi yaşamını yitirdi. Biden, sivil ölümleri en aza indirmek için hava saldırısı yerine özel kuvvetlerin baskın operasyonu düzenlediği bilgisini de paylaştı. Görgü tanıkları ise operasyon öncesinde köyün üzerinde helikopterin uçtuğunu ve megafonla teslim ol çağrısında bulunulduğunu iddia etti. 12:30 sularında dışarıdan bir ses geliyordu. Tufan oldu zannettim. Dışarı çıkıp baktığımda helikopterler yukarıda dolaşıyor. Helikopterlerden birisi megafonla sesleniyordu. Ardından Amerikan askerleri evin çevresini sardı. 2 saat boyunca ağır silahlarla çatışma yaşandı. Baskın yapılan evdeki manzara ise gün ağarınca ortaya çıktı. Evin duvarları yıkılmış, patlamayla birlikte yangın çıkmıştı. Evin içerisinde çok sayıda mermi kovanı da yer alıyordu. Çatışma sırasında teröristin kaldığı evin yakınlarındaki dükkanlar hasar gördü. Olay yerine gelen bir otomobile de iddialara göre Amerikan askerleri tarafından ateş açıldı. Operasyon sırasında bir ABD helikopteri arızalandı. Helikopter Amerikan askerleri tarafından imha edildi. Yapılan bu operasyon akıllara terör örgütü DAEŞ'in önceki elebaşı Bağdadi'nin öldürülüşünü getirdi. Bağdadi'nin kaldığı eve 2019 yılında baskın düzenlenmiş ve terörist kendisini patlatmıştı. Kardeşim DAEŞ'i de bunlar kurdu, PKK'yı de YPG'yi de bunlar besliyor. Sabah Ajansı sürüyor sevgili seyirciler ve dinleyiciler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tartışmalarla devam edeceğiz yayınımıza. HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un İslam dinine yönelik sözleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde büyük bir tartışmaya neden oldu. Biz kadınlar özgür olabileceğimizi öğrendik ve ne 500 yıl ne 1500 yıl öncesine gitmeye hiç niyetimiz yok, götüremezsiniz. 1500 yıl önce diye geçmişe bir atıf yaparaktan İslami değerleri hiç kimse aşağılayamaz. HDP'yi hedef gösteren dindarlıktır. Herkes haddini, hududunu, sınırını bilecek. HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un İslam dinine karşı sözleri tartışmaya neden oldu. Mecliste tansiyon bir anda yükseldi. Size neden gerici diyoruz biliyor musunuz? Çünkü sizler ta 500 yıl geride kalmış Osmanlı'yı, 1500 yıl geride kalmış din esaslı toplum düzenini yeniden hortlatmaya çalışıyorsunuz da ondan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kutsal değerlerimize kimseyi laf ettirmeyiz. Herkes haddini hududunu bilecek. Eğer maksadını aşmışsa gelsin buradan, tekrar sözlerini geri alsın. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu olarak sizi telin ederiz, sizi kınarız. Sizi ademi mahkumiyete mahkum ederiz. Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşmeleri sırasında kayda geçti bu görüntüler. HDP ile AK Parti milletvekilleri karşı karşıya geldi. Kime bağırıyorsunuz siz? Bu ülke layık bir hukuk devletidir. İnanmayana da saygı. Sayın Beştaş. HDP'li Ersoy'a MHP Grup Başkan Vekili Levent Bülbül de tepki gösterdi. Demin yapılan konuşma ne dersek diyelim laiklikle savunulabilecek, laikliğe dayanılarak mazur görülebilecek bir konuşma değil kanaatimizce. Konuşmacı, HDP'li konuşmacı 500 yıl önceki Osmanlı'nın efendime söyleyeyim kurallarıyla, kaidesiyle 1500 yıl önceki dini bir takım kurallarla ki İslamiyet'i tamamen bir dogma, bir kalıplar içerisine sokarak dinimizin hiç olmadığı şekilde gösterilmesi ve 2500 yıllık Orta Asya masalları denilerek de kültür medeniyet köklerimizin adeta neredeyse tamamına yönelik olarak provokatif bir konuşma yapılmıştır. Asla ve asla kabul etmek mümkün değildir. Efendim bunların kini var, kini. HDP dediğimiz bu siyasi parti maskeli insan topluluğu da İslam'a kini olan o azgın azınlığın bir parçası. Arz edelim, devam edelim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son zamanlarda bir billboardu var. O billboard'a efendim eşcinseller için seçim vaadi mi veriliyor sorusunu haklı kılacak bazı ifadeler var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cinsel yönelim yasayla dezavantaj olmaktan çıkarılacak vaadi verdi. Kılıçdaroğlu'nun bu söylemi tartışma ve tepkileri beraberinde getirdi. Ensesti de katacak mı bunun içerisine? LGBT'nin artısındakileri de kabul ediyor mu? Bu bir insan hakkıdır diye kabul oturtulmaya çalışıyor ve bunun olmaması insan haklarına aykırıymış gibi davranılıyor. Ki eşcinsellik de bizim dinimizde, İslam dininde böyle bir yeri yok yani. Ki bunu savunan bir insanlarla biraz düşünmek lazım. Ama zaten bu Kemal Kılıçdaroğlu zaten maşallah adam her şeye serbest. İnsanların bu memlekette böyle hassas olduğu noktaları kimse kaşımasın. Kemal Kılıçdaroğlu, telafi edeceğiz, kaybettiğini yerine koyma vakti sloganıyla seçim vaatlerini billboardlara taşıdı. O pankartlar içinde Kılıçdaroğlu'nun etnik köken, inanç, engellilik, cinsel yönelim, yasayla dezavantaj olmaktan çıkarılacak vaadi dikkat çekti. Bu eşcinsel veya cinsel yönelimin problemli olan kardeşlerimizi, vatandaşlarımızı tekrar sağlıklı cinsel kimliğine kavuşturmak mı? Yoksa bunların sayısını artırmak veya bunların evlilik haklarını Hollanda'da başladığı gibi ve tüm dünyada başladığı gibi vermek mi? Vatandaşımız bence bu billboard'tan bunu anlıyor ve bunun cevabını istiyor. Kavramın oturtulmasına yönelik hem sözlü hem de yazılı böyle afişlerle, böyle billboardlarla toplumun kanaatini bu yönde bir yumuşama oluşturmak, daha sonra da bir kabul oluşturmak yönünde. Allah korusun, çoluk çocuğumuzun o şekle düşmesi kimse istemez. Değerlerimiz var, ne bileyim, görgümüz, ahlak kurallarımız var. Seçim vaadindeki etnik köken vurgusu da görenleri rahatsız etti. Çünkü Türkiye'deki farklı etnik kökenlere sahip her birey yasalar önünde eşit haklara sahip. Terörizm faaliyeti yapan PKK mutlu olur bu billboard'tan. Çünkü zaten hedefleri ve çıktıkları nokta bu. Biz işte bir etnik köken olarak ayrımcılığa uğradık diye 70'li yıllarda başlamış bir hareket. Hayır, bir problem yok. Biz Çanakkale'de onlarla birlikte koyun koyuna savaştık, koyun koyuna şehit olduk, yatıyoruz. Ben Bitlisli bir Kürt olarak 2001'den bu yana artık sokaklarda kendi düğünlerimizde Kürtçe halaylarımızı, Kürtçe şarkılarımızı çalabiliyoruz. Ama geçmişte böyle bir imkan yoktu. Hep yasaklarla yaşıyor. Bu konuda problem yok. Gerçekten problem yok yani. Efendim, bu konuyla eşcinsellere seçim vaadi var. Bu konuyla memleketin bölünmesiyle ilgili, parçalanmasıyla ilgili, etnik kavgalarla ilgili bir yasal altyapı hazırlama kokusu var. Bu mesajlarda bunlar var. Eşcinsellerin haklarını savunuyoruz bahanesiyle eşcinsellik propagandası yapıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyelerinde zaten bunların dernekleri filan yasal olarak ve de kurumsal olarak temsil ediliyorlar. Arz edelim, tarihe not düşelim ve Bekir Bozdağ yeni Adalet Bakanı'nın açıklamalarıyla Sabah Ajansı'na devam edelim. Burası A Haber. Kravata göre, boyun bükmeye göre indirimler üzerinde de durup bu konuda da yeni bir adım atmak gerektiğine ben yürekten inanıyorum. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ göreve girişinin hemen ardından kamuoyunda tartışmalara neden olan İHAL indirimini içeren maddeyi revize edecek. Talimatı verdi, bakanlık bürokratlarına çalışın dedi. İHAL indirimi kravattan, elbiseden, tıraştan, bıyıktan, saçtan, sakaldan değil, suçun failinin gerçek pişmanlığı üzerine uygulanan bir müeyyidedir. Uygulanan bir ceza indirim nedenidir. Başta kamuoyundan gelen talep, sonra da vicdanları sızlatan kararlar İHAL indirimini revize etmeyi gerekli kıldı. Adalet Bakanlığı bürokratları toplum vicdanını yaralayan bazı uygulamaların ortadan kaldırılması ve İHAL indiriminde yeni düzenlemenin hayata geçirilmesi amacıyla harekete geçti. Yapılacak değişiklik için çalışma başlatıldı. Eğer yasa gerektiriyorsa yasayı değiştirerek, eğitim gerektiriyorsa eğitim yaparak bu konunun önüne geçme konusunda da kararlı olduğumuzu buradan bir kez daha ifade etmek isterim. Her işin üzerine gideceğiz. Yargının üzerine ne düşüyorsa onu da sağlayacağız. Efendim, balıkçılardan gelen özel ve önemli bir istek var. Barbaros Çınar diyor ki Kumkapı'dan Mimar Sinan'a kadar demir sahası ilan edildi. Balıkçılar nereye ağ atacak? Bu demir sahası yasağını lütfen kaldırın. Balıkçımıza destek olun. Adalarda da yasak. Olmuyor kardeşim böyle. Kumkapı'dan Mimar Sinan'a kadar demir sahası ilan ettiniz. Balıkçılara ağ atacak yer kalmadı. Bunlar balıkçıların avlanma bölgeleri. Bu sorunu dile getirmemizi istedi Barbaros Çınar'a. Teşekkür ediyoruz bu sorunu bize ilettiği için. Bütün balıkçılar adına İstanbul'da Marmara bölgesindeki bu sorunu dile getirdik. Sabah Ajansı'na devam ediyoruz efendim. Avrupa'dan gelen Osman Kavala ile ilgili sese Milliyetçi Hareket Partisi de çok sert tepki verdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aralarında terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın da bulunduğu HDP'li 40 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasını hak ihlali saydı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu kararına MHP'den ilk tepki partinin genel sekreteri İsmet Büyükataman'dan geldi. Büyükataman, Avrupa PKK'nın hamiliğine soyunmuştur dedi ve ekledi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'yi suçlu bulması, bu mahkemenin insan haklarını savunma konusunda iyi niyetli olmadığını bir kez daha göstermiştir. MHP'li Büyükataman, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içinde yeni bir isim önerisinde bulundu. Devlete kurşun sıkılan bu rezil kalkışmaları insan hak ve özgürlüklerinin bir parçası olarak gören zihniyete yazıklar olsun. Avrupa zihniyeti tam da bu rezil zihniyetin merkezidir. Bu mahkeme teröristleri savunmayı kendi yetki alanı içerisinde görüyorsa ya ismini Avrupa Terörist Hakları Mahkemesi olarak değiştirsin ya da Avrupa'da yaşanan ve yaşanabilecek terör olaylarında da teröristten yana tavır alsın. Saat 7.40 Sabah Ajansı Yeni Şafak gazetesiyle devam edecek sevgili seyirciler, sevgili dinleyiciler. Burası A Haber ve Yeni Şafak gazetesinde 3 aylar regaip coşkusuyla ilgili haber görüyoruz. Kanseri böyle yendiler. Kanseri yenenlerle ilgili haber var. Bugün Dünya Kanser Günü, buna da vurgu var. Avrupa katliama ortak. Yunanistan'ın korkunç ve iğrenç insanlık suçu, Yunanistan'ın ayakkabı ve giysilerini alarak denize bıraktığı ve ulaştıkları sahilde donarak hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 19'a yükseldi. Avrupa bu katliama ortak. Ev sahibi olmaya hazırız. Rusya ve Ukrayna arasındaki krizle ilgili gelişmeler var. Terhisine 20 gün vardı. Tarık Tarcan hakkını helal et oğlum. Kanı yerde kalmadı. 43 terörist öldürüldü. Komisyon dokunulmazlığı kaldırılsın dedi HDP'li Semra Güzel'le ilgili. İş garantili mesleki eğitim. 6-8 ay içinde iş sahibi olacaklar. Ona ilgili haberler var. Gurbetçi yuvamla tanıştı. 10 milyar avro bekleniyor. Hedef DAEŞ lideri, katledilen çocuklar. Hava harekatıyla vurulan evin duvarları ve tavanı çöktü. Yerdeki kan izleri dikkat çekti. Amerika'nın DAEŞ liderini öldürdük dediği operasyonla ilgili de böyle bir haber var. Hedef DAEŞ lideri, katledilen çocuklar. Eşcinsele seçim vaadi. 3 büyük şehre afişler astırarak eşcinsellere yasal düzenleme sözü veren Kılıçdaroğlu'nun aynı vaadi 11 Aralık'ta çektiği videoda sözlü olarak da dillendirdiği ortaya çıktı. Aile yapısını bozmaya çalışıyorlar ve efendim Gomis ve Galatasaray arasındaki sözleşmeyle ilgili ayrıntılar da var. Yeni Şafak gazetesinde 15 maçta 15 gol atarım dedi. 100.000 euro prim aldı deniyor ayrıntılarda. Sabah Ajansı sürüyor. Burası A Haber, saat 7.42 sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler, Hatay'a götüreceğiz şimdi sizleri. Çok özel, çok önemli, cennet mekan bir yer. Tarihte korsanların Akdeniz'deki gizli üssü diye biliniyordu. Şimdi turizme kazandırılıyor. Hatay Yayladağ'da bulunan Karamağra Koyu, denizi ve doğasıyla dikkat çekiyor. Tarihte korsanların da Doğu Akdeniz'deki gizli üssü olarak kabul ediliyor. Bölgenin turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı. Yol genişletme çalışmalarımız şu an başladı. Sona doğru geldik bu konuyla alakalı. Ayrıca bölgede dalış merkezi, konaklama alanları, halk plajı ve tekne limanı yapılacak. Halk plajlarımız olduğu bir alan. Yukarısında dalış akademimizin olduğu, dalış okulumuzun olduğu. Zira burası malumunuzdur ki Türkiye'deki en önemli dalış noktalarına sahip bir alan. Hedefse turizme kazandırıldığında günlük 3000 turist ağırlamak. 6 aylık bir süreç içerisinde, sezon içerisinde yarım milyon insanı bu bölgede buluşturmak. Dünyayı yayla dağıyla bu turizm projesiyle buluşturuyoruz. Efendim, Türkiye'nin cennet köşelerinden birisini seyrettiniz. Sabah Ajansı ekonomi haberimizle devam ediyor. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler, BDDK Başkanı'nın açıklamalarıyla ekonomi haberimizle birlikteliğimizi sürdüreceğiz. Kur korumalı mevduat hesabı biliyorsunuz çok ilgi gördü ve bugün de son verilerde 290 milyarı aştık. Sayısal itibariyle de burada 620 bin civarında bir müşteri bunu tercih ettiler. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, kur korumalı mevduat hesaplarına katılım miktarında güncel rakamları verdi. Döviz hesaplarında ciddi bir çözülme olduğunu vurguladı. Türk lirasıyla döviz mevduatın oranlarına baktığımızda bu döviz tarafında 70'lere kadar çıkmıştı bu tap noktaya geldiğinde. Şimdi bu 60'lara doğru gerilemiş durumda. Bu da bir sevindirici tarafı işin. Orada da ciddi manada bir çözülmeyle birlikte artık onu görüyoruz, çözülmeleri görüyoruz. A-Para Ekonomi Masası programının konuğu olan BDDK Başkanı Akben, yerli otomobil çıkışıyla taşıt kredilerinde artırım olacağını belirtti. Otomobil tarafında da güncelleyeceğimiz rakamlar var. 120 bin, 300 bin, 750 bin diye bir dilimler var. O dilimlerde bir güncelleme yaparak o işte diyelim ilk dilim 120 bin, 120 binin %70'ini kredi alabiliyorlar. İşte o dilimi bir belki düzenleyip işte artıracak mısınız? Tabii yani, onları dilimleri güncelleyeceğiz. Kredi faizlerinin makul bir orana gelmesini beklediklerini aktaran Akben, bankalar elini taşın altına koyacaktır dedi. Gerek kredi teşviğinde, gerek bu projelerin fonlanmasında, yatırımın fonlanmasında taşın altına ellerini sokacaktır. 2021'de, 2020'de verdikleri, bu büyümeye sağladıkları kredi desteğini inşallah 2022'de de sağlayacaklar. Ben buna inanıyorum ve bugün de zaten onlarla bir toplantımız vardı. Onların da bu alanda makul fiyatlarla, makul oranlarla bunları destekleyeceklerini inanıyorum ve bekliyoruz da zaten. Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Antalya-Konya Karayolu yağışın etkisini azaltması ve ekiplerin de canla başla çalışmalarının sonunda yeniden ulaşıma açıldı. Kar yağışının ulaşımı durdurduğu Antalya-Konya Karayolu trafiğe açıldı. Antalya'nın 1825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar kalınlığı 40-50 santimetreye kadar ulaştı. Yol araç trafiğine tamamen kapatıldı. Karayolları ekipleri yolu açmak için tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Kar yağışının da etkisini yitirmesiyle Antalya-Konya Karayolu tüm araç trafiğine açıldı. Bolu Dağı'nda da yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Karla birlikte bölgede sis de etkili olunca sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılırken karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Efendim, karayollarında çalışan bütün ekiplere içtenlikle selam ve saygılarımızı arz ediyoruz. Son bir aydır bütün Türkiye'de Karayolları Genel Müdürlüğü'nde yol bakım çalışmaları yapan ve yolların ulaşıma açık tutulması için canla başla fedakarca çabalayan bütün karayolları mensuplarına, karayolculara teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Unuttuk zannetmeyin karayolcular, hiçbir zaman sizi unutmadık. Canla başla ne kadar büyük bir fedakarlıkla çalıştığınızı biliyoruz. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün bütün Türkiye'deki ekiplerine, çalışanlarına içten selam ve saygılarımızı arz ediyoruz. Başkent Ankara güne kar yağışıyla başladı. Gece boyunca devam eden yağmur sabahın erken saatlerinde başkent Ankara'da yerini kara bırakmış. Kent genelinde etkili olan kar yağışı Dikmen, Teknikpınarı, İncek, Oran gibi yüksek rakımlı yerleri beyaza bürüdü. Ankara'da kar yağışının kent merkezinde öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Yetkililer Ankara'da sürücülere kış şartlarına elverişli olmayan ve kar lastiği bulunmayan araçlarla yola çıkmamaları uyarısında bulundu. Kent genelinde etkili olan kar yağışı Ankara'da Dikmen, Keklikpınarı, İncek, Oran gibi yüksek rakımlı yerleri beyaza bürüdü. Ankara'da yetkililer sürücülere kış şartlarına elverişli olmayan ve kar lastiği bulunmayan araçlarla yola çıkmamaları uyarısında bulundular. Saat 8'i 5 dakika geçiyor. Sabah Ajansı devam ediyor. Burası A Haber. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ve Rusya arasındaki krizin çözümü için çok özel ve önemli çabalar sarf ediyor. Türkiye olarak yangına körükle gitmek yerine tansiyonu nasıl düşürürüz mantığıyla hareket ediyoruz. Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşmesinin ardından kameraların karşısına geçti. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne verilen önemi vurguladı. Kırım'da dahil olmak üzere Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ettiğimizi tekrarlamak istiyorum. Açıklamasında Başkan Erdoğan, Türkiye'nin arabuluculuk yapabileceğinin bir kez daha altını çizdi. Liderler seviyesinde bir zirveye ya da teknik düzeyde görüşmelere memnuniyetle ev sahipliği yapabileceğimizi bugünkü görüşmelerimizde bir kez daha vurguladım. Başkan Erdoğan diplomasiyi işaret etti. Donbas ihtilafının kontrolü noktasında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Ukrayna Özel Gözlem Misyonu'nun rolünü önemsiyoruz. Minsk anlaşmaları çerçevesinde barışçı ve diplomatik yöntemlerle sona erdirileceğine samimiyetle inanıyoruz. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de Türkiye'ye çabalarından dolayı teşekkür etti. Savaşı bitirme yolunda Ukrayna-Rusya arasında arabulucu olma inisiyatifi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özellikle teşekkür etmek istiyorum. O savaşı noktayı nerede koyacağımız hiç önemli değil. Önemli olan herkesin sayın bir şekilde buna hazır olması. Türkiye ile Ukrayna savunma sanayi alanındaki işbirliğini de geliştirme kararı aldı. Bugün imzaladığımız anlaşma Baykar makina İHA'larının Ukrayna'daki üretimini genişletecek. Bu yeni teknoloji istihdam, Ukrayna'nın savunma kabiliyetlerinin güçlendirilmesi demek. Efendim, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'yı savaşın içine çekmek istediğini söyledi bütün dünya kamuoyuna. Bunu da yayına not düşelim ve diğer gelişmelerle devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri Doğu Avrupa'ya asker gönderme kararı aldı. Rusya tepki gösterdi. Kremlin'den yapılan açıklamada ABD'nin asker gönderme kararının gerilimi artıracağına dikkat çekildi, bunun yıkıcı bir adım olduğu ifade edildi. Moskova, ABD'nin son hamlesiyle siyasi çözüm alanını da daralttığını söyledi. Açıklamaya yanıt, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'dan geldi. Good afternoon. Buradaki amacımız Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla işgal etmesini önlemek. Yani bu gerilimin daha ne kadar süreceğini sadece Rusya belirleyebilir. Her koşula hazırız. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Fort Bragg üssünde hareketlilik sürüyor. 1700 askerin Polonya'ya, 300'ünün ise Almanya'ya konuşlandırılacağı açıklandı. Rusya sınırında da benzer bir durum hakim. Ortaya çıkan uydu görüntüleri gerilimi gözler önüne serdi. Uydu fotoğraflarında Rusya'nın askeri varlığını arttırdığı ve sınıra 48 balistik füze konuşlandırdığı görüldü. Ayrıca Rusya tatbikatlara da hız verdi. Rostov bölgesinde zırhlı araçlar ve tanklarla tatbikat yapıldı. Tankçılar hızlı pozisyon alma ve hedefe en doğru şekilde kilitlenebilme senaryosu üzerine çalıştı. Atlantik'te ise Rusya'ya ait nükleer silah kapasiteli uçaklar sahnedeydi. Havada yakıt ikmali ve düşman denizaltılarını tespit etme çalışması yapıldı. Öte yandan Rus Savunma Bakanı Sergey Shoigu da önümüzdeki günlerde Belarus'ta düzenlenecek ortak tatbikat için başkent Minsk'e gitti, devlet başkanı Alexander Lukashenko ile bir araya geldi. Sabah Ajansı devam ediyor. Saat 8'e 10 dakika geçiyor. Efendim, Yunanistan'daki konuşmalar, tartışmalar, değerlendirmelerden bahsedeceğiz. Çünkü bizimle ilgili. Türk İHA ve SİHA'ları Yunan generallerin gündeminden düşmüyor. Yunan Emekli Korgeneral Evangelos Yeorgusis, Türk İHA'larına ilişkin bir yazı kaleme aldı. Türkiye'nin başarılı ve düşük maliyetli uçuşlarına karşın Yunanistan'ın F-16'larla yapmaya çalıştığı pahalı uçuşların ülkesini zorladığını yazdı. Türk dronları hava kuvvetlerimiz için yapboz ifadelerinin yer aldığı yazıda eski Yunan Korgeneral, Yunanistan'ın Türkiye'nin savunma gücü karşısında zor durumda olduğuna dikkat çekti. Oh, çok güzel. Süper. Türk üretimi Bayraktar SİHA ve İHA'ların hem Yunan savaş gemilerinin Ege'deki hareketlerini hem de adalardaki savunma noktalarını rahatlıkla izleyebildiği hatırlatıldı. Son teknoloji Türk savunma SİHA'larının karşısında Yunanistan'ın zor durumda olduğu açıkça ifade edildi. Yazıda Yunanistan'ın bununla başa çıkması zor ifadelerine yer verildi. Fransız Rafallarını Ege semalarında uçurmaya başlayan Yunanistan aynı zamanda İsrail'den de İHA kiraladı. Fakat Türkiye'nin kendi ürettiği savunma teknolojisine halen yetişemeyeceğini bilen Yunanistan'da gerginlik sürüyor. Şimdi bu Yunanistan dünyanın en korkunç, en iğrenç insanlık suçunu işledi. Avrupa mı? Avrupa'nın bilgisi dahilinde, Avrupa'nın gözü önünde değil bakın. Avrupa'nın gözü önünde değil. Yanlış bir ifade bu. Avrupa'nın bilgisi dahilinde, Avrupa'nın talimatıyla, Avrupa'nın emriyle Yunanistan dünyanın en korkunç ve en iğrenç insanlık suçunu işledi. Bunlar hep öyledirler. Yunanistan Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda da bize kiralık katillik yapmıştı. Şimdi de Avrupa'nın kiralık katili. Yunanların ölüme ittiği göçmenlere Türk askeri sahip çıktı. Türk askerlerden Allah razı olsun, bize geldiler, hemen arabaya aldılar bize. Yunanistan denizde olduğu gibi karada da göçmenlere zulmediyor. Bizi cezaevine attılar. 4 gün aç susuz bıraktılar. Dayak, işkence, her türlü şekilde davrandılar. Hani hiç acıma yok. Kadınlara karşı, erkeklere karşı hiç fark etmiyor. Çoluk çocuk. Hani herkes aynı şekilde davranıyor. Bizi Türkiye'ye attılar. Türkiye sınırına yattıklarında da kovaladılar sopalarla. Edirne İpsala'daki sınır hattında Yunan askerleri tarafından kıyafetleri ve ayakkabılar alınarak geri itilen düzensiz göçmenlerden 19'u donarak hayatını kaybetti. Onun burnuna darbe edildi. Ayağına çok vurdular. Ayağından da... Ayağı platinle fazla bir şey gözükmüyor. Bununla sopayla vurdular. Benim kafamı 5 kere arabaya vurdular. Bölgede arama tarama faaliyetini sürdüren güvenlik güçleri 35 göçmeni donmak üzereyken buldu. Onlara sahip çıktı. Kıyafet ve yiyecek verdi. Yunanistan unsurları tarafından kıyafetleri soyulup darp edilerek Türkiye'ye gönderilen düzensiz göçmenlere Türk Silahlı Kuvvetleri sahip çıktı. Onların tek bir isteği var. Tüm dünyanın tek bir ağızdan bu zulme dur demesi. Türk askerlerden Allah razı olsun, bize geldiler, hemen arabaya aldılar bize. Sıcak bir yer götürdüler bize, ekmek yemek falan verdiler, elbise, ayakkabı, her şey bize verdiler. Yunanistan tarafından ölüme itilen göçmenler yaşadıkları zulmü anlattı. 2 gün orada biz hapishanede yattık, donduk. Ben şimdiye kadar hasta oldum, diğer arkadaşlar da darbe yediler, soba yediler. Bu sözler Yunanistan'ın insanlık dışı zulmünü göz önüne serdi. Öte yandan Edirne Barosu sınır hattında yaşanan dram nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapacak. Avrupa'nın gözü önünde değil, Avrupa'nın emriyle, talimatıyla, onun bilgisi dahilinde yapıyor bunu Yunanistan. Sevgili seyirciler, sevgili dinleyiciler, Avrupa çağdaş uygarlığın adı değil. Avrupa barbarların, katillerin, yamyamların, azılı Türk ve Müslüman düşmanlarının adı. Bu memlekette, içimizde, Türkiye'de, Türkiye batıya, batının en önemli bölümü olan Avrupa'ya kul köle olsun isteyenler de var. Burada yayına ve tarihe not düşelim efendim. Batı putperestleri var, öğretilmiş putperestlik var bu memlekette. Batı ve onun en önemli bir bölümü Avrupa'ya hayranlık, kul köle olma hali ve isteği, Batı putperestliği öğretiliyor yahu. Devam edelim yayınımıza. Mert Hacı Alioğlu Ankara'dan yayınımıza katılacak efendim. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili bilgiler verecek sizlere ve bizlere. Mert Hacı Alioğlu yayınımıza hoş geldin, günaydın. Seni dinliyoruz. Günaydın Erkan Tan. Geride bırakmış olduğumuz kabine toplantısı değil de bir önceki kabine toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan öğretmenlik meslek kanunu ile ilişkin çalışmaların olduğunu ve öğretmenliğin kariyer mesleği olma noktasında yeni bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirtmişti. Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı hazırlamış olduğu taslağı son halini verdi. Daha sonra bu taslak meclise geldi ve öğretmenlik meslek kanunu mecliste yasalaştı kabul edilerek. İçeriğinde neler var? Kuşkusuz önemli şeyler var. Uzman öğretmenlik olacak, baş öğretmenlik gibi sıfatlar gelecek. Yine öğretmen adaylarının aday öğretmen sıfatı ile birlikte yazılı ve sözlü sınava girdiğini bilmekteydik. Bu sınavların kaldırıldığını, artık yeni süreçte oryantasyon süreciyle birlikte öğretmenlerin aslında yeni başlayanların özellikle bu öğretmenliğe katılımları noktasında çalışmalar var. Öte yandan sözleşmeli ve kadrolu öğretmenlerin hakları noktasında bazı eşitsizlikler vardı. Bu eşitsizlikler tamamen kaldırıldı. Herhangi bir öğretmene bir hak veriliyorsa sözleşmeli de kadrolu ayırt edilmeksizin her birine uygulanacak. Şimdi şu şekilde, özellikle 10 yılın üzerinde öğretmenlik yapanlar var bilindiği üzere. Bu öğretmenlere öncelikli olarak uzmanlık, daha sonra ise belirlenen sınavlarla birlikte baş öğretmenlik olarak adlandırılacak sıfatlar verilecekti ve bu öğretmenlerin maaşlarına da 1000'er lira bir ek gelir olarak yansıyacaktı. Tabii ki özellikle yüksek lisans yapanlar için uzman öğretmenlik direkt verilecek. Onlarla ilgili herhangi bir sınav olmayacak. Öte yandan doktora yapanlar için de baş öğretmenlik direkt verilecek. Onlarla ilgili de herhangi bir sınav olmayacak. Özellikle öğretmen adaylarının adaylık kaldırma sınavı diye bir süreçleri vardı. KPSS'ye giriyordu öğretmen, atanıyordu bir noktaya. Orada 1 yıllık gibi bir süreçte öğretmenliğini gerçekleştirdikten sonra aday öğretmenlik kaldırma sınavı diye bir şey vardı. Sözlü ve yazılı bir sınava tabi tutuluyordu. Seviyesi ölçülüyordu aslında. İşte bu kaldırılmış durumda. Artık oryantasyon süreci olacak ve mesleki eğitimleri almaya devam edecek o 1 yıllık süreçte. Bunun ardından ise direkt öğretmenlik sıfatıyla birlikte kariyerine devam edecek. Kuşkusuz bu oldukça önemliydi. Bu kapsamda özellikle sözleşmeli öğretmen, kadrolu öğretmenlerin hakları noktasında değişikliğe gidilmiş durumda. Özellikle bu kişilerin maaşları olsun ya da bu kişilere uygulanacak sosyal ek destekler olsun, bunların her biriyle ilgili bazı eşitsizlikler vardı. Bu da kaldırılmış durumda. Hatırlanacağı üzere 3600 ek gösterge de öğretmenlere verilmiş durumda ve son yapılan bu öğretmenlik meslek kanunuyla birlikte hakları daha da iyileştirilmiş. Özellikle belirli bir yılın üzerinde öğretmenlik yapanlara çeşitli unvanlar ve ek olarak maaş verilmiş durumda. Ve bu kapsamda aslında öğretmenliğin bir kariyer mesleği olması ve farklı noktalara evrilmesi noktasında önemli bir çalışma olarak dikkat çekiyor. Bunun mecliste kabul edilerek yasalaştığını belirtelim ve sözü yeniden size bırakalım. Mert Hacı Alioğlu'na teşekkür ediyoruz. Saat 8.18 gazeteleri açıyoruz. Yeni Asır, Türk Gün ve Sabah gazetelerine bakacağız. Yeni Asır'da vicdansızlık dev bir manşet görüyoruz efendim. İzmir derbisi de var manşetler arasında. CHP'li Bornova Belediye Başkanı hasta kiracısını icraya verdi. Aşağı doğru inelim. CHP'li Bornova Belediye Başkanı Başkan Mustafa İdu hastalığı nedeniyle çalışamaz hale gelen kiracısı Kenan Atsay'dan evini boşaltmalarını istedi. Hatta bir gece bizzat evlerine gidip baskı yaptı. Atsay üzüntüsünden felç olduğu halde icradan ödeme emri gönderdi. Başkan Mustafa İdoğan, kiracısı Kenan Atsay'la arasındaki ilişki vicdansızlık diyor. Devam ediyoruz efendim, devam ediyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kötü yönetildiği için sürekli zarar eden İzmir Marina'ya boş yere ayda 480 bin lira kira ödeyen şirketi İzdeniz skandal bir karara imza atmış, o da var. Yeni Asır'da Türk Gün'e bakalım. Türk Gün gazetesinde başlıklar MHP'nin kampı bugün başlıyor. Türk Gün'de Devlet Bahçeli'nin fotoğrafı var. Barış için hazırız. Şehidimizle ilgili fotoğraflar var. Tarık Tarcan merhum. Hakkını helal et oğlum. İntikamı alındı. 43 terörist öldürüldü. Bu da var. Ve barış için hazırız. Türkiye inisiyatif alıyor. Başlıklar arasında bu var Türk Gün gazetesinde. Devam edelim. Kandil Dağları dayanışması. Başyazı Yıldıray Çiçek'ten efendim, teröristlerle dayanışanları anlatıyor Yıldıray Çiçek. Devam edelim yayınımıza Sabah gazetesiyle. Sabah gazetesinde hangi başlıklar var? Yarı zamanlı çalışanların ikramiye, ücret, kıdem tazminatı hakları var. Yalnız Kurt'un intikam yemini, günaydından okudum bu haberi efendim. ATV'nin dizisi. Kahvenin de tadını kaçırdılar. Nişantaşı'ndaki yeni uygulamaya tepki yağıyor. Yürek yakan paylaşım. 13 ay bekledim, muradıma erdim. Acil tıp teknisyeni Ceylan Öner. Uzun süre atama bekledi. Mutlu haberi 90 puanla 13 ay bekledikten sonra Hakkari'ye atandım notuyla paylaştı. Ancak ilk görev günü kar temizleme aracının çarpmasıyla hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Sabah farkıyla Gomis'in sözleşme detayları. 15 maçta 15 gol atarım dedi. 100.000 euro primi kaptı Gomis'in anlaşması. Galatasaray Bulgar'a kavuştu. Diagne ile vedalaşacak. Kiev'de tansiyonu düşürme zirvesi. Başkan Erdoğan fotoğrafıyla yer arıyor. Ukrayna Devlet Başkanı ile yaptığı basın toplantısının haberi var. Köye ulaşsalardı kurtulacaklardı. Yunanistan'ın insanlık suçunda bilanço ağırlaştı. Ayrıntılar var. Dünya tepki gösterdi. Birleşmiş Milletler acil soruşturma çağrısı yaptı. Aşağı doğru inelim. Putin, Çin gezisi sonrası gelecek. Ayrıntılar. Enflasyon Nisan'dan sonra düşüşe geçecek. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ve Ahmet Kalyoncu, Cemal Kalyoncu'nun abiyi vefat etti. Bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Allah'tan rahmet diliyoruz. Covid hapının kullanımı başlıyor. İstanbul Kart'a 2 ayda %252 zam yapıldı. Amerika DAEŞ lideri El Kureyşi İdlib'de operasyonla öldürüldü açıklamasını yaptı. Kış Kartalı'ndan sonra PKK'ya yeni darbe, 43 terörist etkisiz hale getirildi. Komisyondan HDP'li Semra Güzel için dokunulmazlığı kaldırılsın kararı çıktı. Sabah Ajansı devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tartışmaya götürüyoruz sizleri. Tartışmanın başlamasına neden olan HDP'li Oya isminde bir milletvekili. Peki konusu ne? Sözlerinin konusu şu efendim. İslam ve Müslüman düşmanlığı. Bu memlekette azgın bir azınlık var. Onların içinde siyasi parti maskesiyle aramızda dolaşan HDP isimli insan topluluğu da var. Bu azgın azınlık İslam'a ve Müslümanlara kinini her fırsatta fışkırtıyor. Biz kadınlar özgür olabileceğimizi öğrendik ve ne 500 yıl ne 1500 yıl öncesine gitmeye hiç niyetimiz yok, götüremezsiniz. 1500 yıl önce diye geçmişe bir atıf yaparaktan İslami değerleri hiç kimse aşağılayamaz. HDP'yi hedef gösteren dindarlıktır. Herkes haddini, hududunu, sınırını bilecek. HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un İslam dinine karşı sözleri tartışmaya neden oldu. Mecliste tansiyon bir anda yükseldi. Size neden gerici diyoruz biliyor musunuz? Çünkü sizler ta 500 yıl geride kalmış Osmanlı'yı, 1500 yıl geride kalmış din esaslı toplum düzenini yeniden hortlatmaya çalışıyorsunuz da ondan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kutsal değerlerimize kimseyi laf ettirmeyiz. Herkes haddini hududunu bilecek. Eğer maksadını aşmışsa gelsin buradan, tekrar sözlerini geri alsın. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu olarak sizi telin ederiz, sizi kınarız. Sizi ademi mahkumiyete mahkum ederiz. Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşmeleri sırasında kayda geçti bu görüntüler. HDP ile AK Parti milletvekilleri karşı karşıya geldi. Kime bağırıyorsunuz siz? Bu ülke layık bir hukuk devletidir. İnanmayana da saygı. Sayın Beştaş. HDP'li Ersoy'a MHP Grup Başkan Vekili Levent Bülbül de tepki gösterdi. Demin yapılan konuşma ne dersek diyelim laiklikle savunulabilecek, laikliğe dayanılarak mazur görülebilecek bir konuşma değil kanaatimizce. Konuşmacı, HDP'li konuşmacı 500 yıl önceki Osmanlı'nın efendime söyleyeyim kurallarıyla, kaidesiyle 1500 yıl önceki dini bir takım kurallarla ki İslamiyet'i tamamen bir dogma, bir kalıplar içerisine sokarak dinimizin hiç olmadığı şekilde gösterilmesi ve 2500 yıllık Orta Asya masalları denilerek de kültür medeniyet köklerimizin adeta neredeyse tamamına yönelik olarak provokatif bir konuşma yapılmıştır. Asla ve asla kabul etmek mümkün değildir. Seyirciler ve dinleyicilerimiz arasında da çok sert tepkiler gösterenler var. Ankara'dan Mutlu Yılmaz diyor ki Erkan Tan söyle oradan diyor Ankara'dan Mutlu Yılmaz. 90 yıl önce ezanı Muhammedi'yi siz yasaklamadınız mı? Sultanı da Allah'la beraber tahttan indirdik. Sizin kurucu babalarınız söylemedi mi? İslam'a ortaçağ zihniyeti hala siz söylemiyor musunuz? Her fırsatta PKK terör örgütüne sırtını dayayanlarla beraber siyasi işbirliği siz yapmıyor musunuz? Her evden PKK terör örgütüne sırtını dayayanlara bir oy zamanında siz vermediniz mi? Diyor. Sonra da diyor, bir dua göndermiş efendim. Regaib Kandili'nin sabahında Mutlu Yılmaz. Allah'ım hiçbir zaman bu CHP ve CHP zihniyetine bu memlekette iktidar yüzü gösterme. Yalvarıyoruz sana ya Rabbel Alemin ve ya Rahmer Rahimin. Amin. Dua Mutlu Yılmaz'a ait. Amin de bu fakire. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Başkan Recep Tayyip Erdoğan sevgili seyirciler, sevgili dinleyiciler milletvekilleriyle buluştu. Adalet ve Kalkınma Partili milletvekillerine Cumhur İttifakı'na sahip çıkın dedi. Muhalefeti yıkım ekibi olarak değerlendirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi. Genel merkezde düzenlenen toplantıda konuşan Erdoğan, Millet İttifakı çatısı altında toplanan muhalefeti yıkım ekibi olarak niteledi. Vekillere Cumhur İttifakı uyarısı yaptı. Onlar yıkım için bir araya geldiler. Fikri beraberlikleri bile yok. Biz inşa için bir aradayız, onlar imha için. Cumhur İttifakı çok değerli, gözümüz gibi sahip çıkmalıyız. Başkan Erdoğan erken seçim tartışmaları içinse sert konuştu. Seçim 2023'te zamanında yapılacak diyen Erdoğan, ama siz seçim varmış gibi çalışacaksınız diyerek vekillere seslendi. Ekonomideki gelişmelerde toplantının gündemindeydi. Başkan Erdoğan yeni ekonomi programının başarılı olacağını vurguladı. Her rahmet bir zahmetin sonucudur biliyoruz. Biz bu dönemden çıkacağız. Ekonomik politikamız dünyaya örnek olacak. Vatandaşımızın acılarını, sıkıntılarını, tüm yaşadıklarını biliyoruz. Bu dönemi atlatacağız. Programımız başarılı olacak, sorunları çözeceğiz. Toplantıda göçmenler konusu da gündeme geldi. Başkan Erdoğan, göçmenler bize Allah'ın emanetidir. Keyifleri için gelmediler. Bizim anlayışımız gereği de sahiplenmemiz lazım mesajı verdi. Yunanistan sınırında donarak ölen mülteciler içinse biz onlar gibi olmayacağız ifadesini kullandı. Beykent'te metrobüs durağında bulunan yürüyen merdivenler uzun süredir bozuk ve çalışmıyor efendim. Peki millet ne istiyor? Çalışsın istiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden millet sadece bunu istiyor. Kardeşim çalışın yahu. Ama nerede? Dev projeler, büyük icraatlar. Bir kenara tıkır tıkır çalışan müesseseleri bile çalıştıramıyor bunlar. Yürüyen merdiven geçici olarak servis dışı. İşte bu not aylardır Beykent metrobüs durağında asılı. Vallahi ben ilk defa kullanıyorum bu merdivenleri ama arızalı olması pek hoşuma gitmedi açıkçası. Çok kötü. Bakım yapmıyorlardır. Sebep o yani. Bakılmıyordur. Dün de geldim yine bozuktu. Bugün yine bozuk. Bozulur ama yapmaları gerekir. Yani sonuçta makine insanlar yoğun bir şekilde kullanıyor. Ama gelip tabii ki sürekli kontrol etmeleri gerekir. Burası Beykent metrobüs durağı. Hemen hemen her gün binlerce kişi metrobüse binmek için bu durağa geliyor ve yürüyen merdivenleri kullanmak istiyor. Fakat yürüyen merdivenler İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından geçici bir süreliğine kapatıldı. Fakat o süre bir türlü geçmek bilmedi. Bu hizmeti yapmışlar. Şu kadar güzel bir hizmet. Bunun bakımında bir şey yok yani. Yapmak zor, bakmak kolay ama onu bile yapmıyorlar maalesef. Burası yine çalışıyor. 2 günde bir arıza yapıyor. Ama diğer merdiven hiç çalışmıyor. Hiç. Yani 3 aydır burayı kullanıyorsam 3 aydır bir kere çalıştığını görmedim. Durağı kullanan mega kentlilerse sosyal medyadan da duruma tepki gösterdi. Saat 8.39 Sabah Ajansı gazetelerle devam ediyor. Yeni akit ve takvim gazetelerini değerlendireceğiz, okuyacağız ve göstereceğiz sizlere efendim. Yeni akitle başlayalım. Diyanetin bütçesine hedef alan azgın azınlığın aslında kini İslam'a, Diyanet o bütçeyi hak ve halk yolunda kullanıyor. Adil Sen Genel Başkan Ahmet Mehmet Alioğlu, Diyanete ayrılan eğitim ödeneği, okul bahçesinde 1,5 yıldır kazık gibi dikilen hocaların eğitim vermediği Boğaziçi Üniversitesi'nin bütçesi kadar. Azgın azınlığın hedefi İslami eğitim ve öğretimin önüne baraj kurmak, Kur'an'a olan kinlerini kusmaktır. Kiev'den barış ve işbirliği mesajı veren Erdoğan, elimizden geleni yapmaya hazırız dedi. Barış için aracı olmaya hazırız. Yeni akitteki manşetler. Takvimle devam ediyoruz. Sevgili seyirciler, bizi tanımayanı biz de tanımayız. Takvim gazetesindeki başlık Erdoğan, Ukrayna krizine barışçıl çözüm aramak üzere Kiev'e gitti. Avrupa Konseyi'nin Kavala kararına sert tepki gösterdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne demiş? Avrupa Konseyi ne demiş? Bu da bizi çok ilgilendirmiyor. Bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız. Çünkü biz mahkemelerimize saygı duyulmasını bekliyoruz. Bu saygıyı duymayanlar kusura bakmasın. Bizim de onlara saygımız olmayacaktır diyor efendim. Devam ediyoruz. İkisi de kanseri yendi ikizler. Mucize Yeşim ve Çiğdem Hanımlar efendim. Tek yumurta ikizleri kanseri yenmişler. Takım oyunu Ergün Diler. Erdoğan Kavala üzerinden Avrupa'ya rest çekerken Alman medyasının manşetlerinde Türkiye'nin Ocak enflasyonu vardı. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Hatay'ın 1 kilometre ilerisinde operasyon yapıyordu. Neler oluyordu diye soruyor. Ergün Diler cevabını da yazısında veriyor. Sabah Ajansı devam ediyor. Sevgili seyirciler, sevgili dinleyiciler, burası A Haber. Şimdi Sabah Ekonomi Turu ekranlarınıza ve mikrofonlarınıza geliyor, radyolarınıza geliyor. Türkiye ve Ukrayna arasında iki ülkeyi stratejik ortak seviyesine ulaştıran deklarasyon imzalandı. Toplantıda iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesi imkanları da ele alındı. Bu kapsamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski huzurunda serbest ticaret anlaşması kapsamında 8 anlaşmaya imza atıldı. Anlaşmalar arasında iki ülke arasında ileri teknoloji, havacılık ve uzay alanında işbirliği projeleri öne çıkıyor. Geçtiğimiz sene %60'a yakın artışla 7,5 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizi 10 milyar dolar hedefine yükseltmek için atılabilecek adımları değerlendirdik. Az önce imzalanan serbest ticaret anlaşmasının bizi bu hedefe hızlı bir şekilde taşıyacağına yürekten inanıyorum. Haftanın 4. işlem gününde yurt içi piyasalarsa güne Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin enflasyondan büyümeye kadar birçok başlıkta ekonomi mesajlarıyla başladı. Japon haber ajansı Nikkei'ye açıklamalarda bulunan Nebati, enflasyonun Nisan ayında %50'nin altında tepe yaptıktan sonra gerileceğini söyledi. Nebati, 2021 için %10 ila 11 büyüme, 2022 içinse %5 büyüme öngördüklerini açıkladı. 3 Şubat'ta Türkiye'nin Ocak ayı enflasyon rakamları da belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre geçen ay enflasyon aylık %11,10'a, yıllıkta %48,69'a yükseldi. Apara'da yayınlanan Ekonomi Masası'nın bu haftaki konuğu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben oldu. Otomotiv kredileriyle ilgili güncelleme sinyali veren BDDK Başkanı Akben, kredi miktarı konusunda artırım olacak ifadesini kullandı. Akben, kur korumalı mevduata katılımda son rakamın ise 290 milyar liraya ulaştığını belirtti. 620 bin müşterinin bu hesabı tercih ettiğini dile getiren Akben, döviz hesaplarında ciddi bir çözülme olduğunu söyledi. Öte yandan Perşembe günü Rekabet Kurulu'nun otomotiv devleriyle ilgili soruşturması da tamamlandı. Rekabet Kurulu beşli grup olarak adlandırılan Almanya'da yerleşik Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW hakkında yürütülen soruşturmayı karara bağladı. Kurul şirketlere rekabete aykırı hareket etmedikleri gerekçesiyle idari para cezası verilmediğini duyurdu. Ocak ayı ihracat rakamlarıyla birlikte tarımın ihracat performansı da belli oldu. Ocak ayında tarım sektörü ihracatı %25,1 artışla yaklaşık 2,6 milyar dolara çıktı. Böylece en yüksek Ocak ayı ihracat rakamına ulaşılırken en fazla ihracatta 848 milyon dolarla hububatta görüldü. Diğer yandan dünya gıda fiyatları bitkisel yağ endeksindeki ciddi artışın etkisiyle Ocak ayında da yükselerek son 10 yılın en yüksek seviyesinde kalmaya devam etti. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün açıkladığı Dünya Gıda Fiyatları Endeksi Ocak'ta 135,7'ye yükseldi. Koronavirüs ve ardından gelen kapanmalarsa ülkelerin borç yükünü artırdı. Uluslararası Para Fonu'nun Ocak 2022 verilerine göre dünyanın en borçlu ülkesi %252'lik oranla Japonya oldu. Türkiye ise %38'lik oranla listenin 155. sırasında yer aldı. Perşembe günü ayrıca yurt dışı piyasalarda iki ülkenin Merkez Bankası'nda faiz karar günüydü. Buna göre İngiltere Merkez Bankası faizi 25 baz puan artırarak %50'ye çıkardı. Avrupa Merkez Bankası ise faizlerde değişikliğe gitmedi. Şimdi Mersin'den bahsedeceğiz. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Vahap Seçer'in göreve geldiği günden bugüne 4000 kişiyi işten attığı bildirildi. Hani namus sözü? Bunların genel başkanı namus sözü vermedi mi? Bakın ezici çoğunluğu da siyasi görüşleri nedeniyle atılıyor işten. Bir insan namus sözü verdiği bir meseleyle ilgili olarak tam tersi gerçekleşirse o insan namusuyla ilgili hangi konuma düşer? İşçi kıyımları, sürgünler ve mobbingler. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 31 Mart yerel seçimleri öncesi işçi çıkarılmayacağına dair vaatlerde bulunmuş, namus sözü vermişti. Hiçbir işçinin işine son vermeyeceğiz. Hiçbir işçinin. Ben bütün işçilere namus sözü veriyorum ve garanti veriyorum. Ancak hiç de öyle olmadı. CHP'li belediyelerde ardı ardına işçi kıyımları yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde binlerce işçi ekmeğinden edildi. Emeklime 7 ay kalmıştı. 7 ay kala hiçbir sebep gösterilmeden işime son verildi. Fikir ve düşüncemizden dolayı bizi işimizden ettiler. 31 Mart 2019 yerel seçimlerden sonra bugüne kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yaklaşık 4000 işçi işinden çıkartıldı. 2014 yılında Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne girdim. 2014 yılından 2022'ye kadar Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyordum. İlaçlama bölümünde çalışıyordum. Fikir ve düşüncemizden dolayı bizi işimizden ettiler. 2017 yılında Büyükşehir Belediyesi'ne işe girdim. 2022'de işten çıkarıldım. Hiçbir sebep gösterilmeden. Evim kira, 2 tane çocuk okutuyorum. Ben işimi istiyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Dairesi'nde çalışan Mehmet Koçak 7 ay sonra emekli olacaktı ama emekli olmadan işine son verildi. 2014 yılında Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde işe başlamıştım. İlaçlama bölümünde çalışıyordum. Yaklaşık 8 yıldır çalışmaktaydım. Emeklime 7 ay kalmıştı. 7 ay kala hiçbir sebep gösterilmeden işime son verildi. Biz işimizi istiyoruz.